Festivali Hollywood'da sinema severlerle buluşuyor. Hepsi şimdi Exxon'da. Programımızda zaman zaman Amerika'da yaşayan Türklerin kurmuş olduğu derneklerin faaliyetlerine yer verdiğimizi biliyorsunuz. Kısa adı Kata Chamber olan Kaliforniya Türk Ticaret Odası, Amerika'da yaşayan girişimcilerin sorunlarını çözmek ve Amerikan kanunlarına adaptasyonlarını sağlamak adına çeşitli bilgilendirme seminerleri düzenliyor. Bu seminerlerden biri geçtiğimiz günlerde yoğun bir katılımla Los Angeles'ta düzenlendi. Amerika'daki iş adamları tarafından kurulan Kaliforniya Türk Ticaret Odası, Kaliforniya'daki iş dünyasını anlatan bir seminer düzenledi. Seminere Türk girişimciler büyük ilgi gösterdi. Bugün bir seminer için buraya geldik ama hani sadece seminerle sınırlı değil yaptıklarımız. Öncelikli olarak Türkiye'nin Amerika'da iş ve ekonomik olarak tanıtılması, bunun haricinde Türkiye'ye de Amerika'nın değil de özellikle Kaliforniya'nın tanıtılması. Çünkü son zamanlarda gördüğümüz bütün iş gruplarından, gerek devlet yetkililerinden, Amerika'ya değil ama Kaliforniya'nın bir defa daha keşfedilmesi gerekiyor. 18 Şubat Cumartesi akşamı kısa adı Kata Chamber olan Kaliforniya Türk Ticaret Odası tarafından Los Angeles'ta düzenlenen Kaliforniya'da işçi ve işveren hukuku ve ortaklıklar konulu seminerin açılış konuşmasını Los Angeles Ticaret Ateşesi Gürkan Süzer yaptı. Kata'ya öncelikle böyle bir aktiviteyi ve düzenli yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Yani bizlerin en önemli desteği bu tür sivil toplum örgütlerinin bu tür faaliyetlerini yapabiliyor olmak. Özellikle bilgiye sahip olanların bilgilerini aktarma imkanlarının sunulması çok önemli bir şey. Seminerde iş dünyasında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine bir konuşma yapan Edwin Minasyan, Amerika'da eyaletten eyalete göre değişen kanunlara dikkat çekti. İş kurmada da düşünmeniz gereken, dikkatli olmanız gereken yerler var. Kanunlar... Kim? Yani Türkiye gibi Türkiye'de kanun vardır. Amerika'da da Amerika kanunları mı var? Var ama Kaliforniya'nın da kanunları var. Los Angeles County'nin de kanunları var. Los Angeles City'sinin de kanunları var. Hakim der ki işte başka gün ertelendi. Sonra başka gün ertelendi. Bunlar çalışıyor. Arada uzmanlar var. Uzmanların parası ödeniyor. Avukatların parası ödeniyor. Siz işinizden gücünüzden oluyorsunuz. Sizin elemanlarınız işinizden gücünüzden oluyor. O yüzden yani her zaman tabii ki bu kolay değil. Bazen insanlar hani şey oluyor, emosyone oluyorlar. Duyguları işin içine hakim basıyor. Diyor ki yok ya ben onu karşı tarafı süründüreceğim mahkeme. Ama siz de beraber sürünüyorsunuz. Yani. Hiç unutmuyorum yani bizim downtown'da Kuyumcular Çarşısı'ndaki ufak biri küçücük yani şu benim olduğum kürsüden şurası kadar bir çay evi olan ve sandviç yapan bir arkadaşımıza 6-7 sene evvel İşte bu molaları vermiyorsun yanında çalışanlara falan teftişe gelmişler. Yanıma geldi 450 bin dolarlık ceza mahpusu. Yani adam 10 sene çalışsa çıkartamaz o parayı. Seminer katılımcıların sorularıyla son buldu. Çalışan iş yok, zaten iş bulmuşum, her şeyi imzaladım da işe girdim der. Evet. Burada anladığım kadarıyla o hakim durum yok yani. Önünüze koyduğunuz kağıtlar? Bazıları var, bazıları yok. Eğer anayasa ihlali ise fark etmez. Yani dedim ya mahremiyet dediğim yerde istediğiniz kadar imzalayın çoğu şeyini. Çünkü bir yerde bir anayasal mahremiyet hakkı var. Right of privacy. Uçak mühendisiyim. Burada Falcon Aerospace firmasının yöneticiliğini yapıyorum. Çok faydalı oldu. Daha önceki programlara da katılmıştım ben. Bu akşamki özellikle iş kanunları ile ilgili biz de eleman çalıştırdığımız için çoğu kuralları biliyoruz gibi gözükmesine rağmen bilmediğimiz birçok detayı da burada yeni olarak öğrenmiş olduk. Dolayısıyla bayağı istifade etmiş olduk.
Kesinlikle çok önemli. Çünkü Türkiye'nin kurallarıyla buranın kuralları federal kurallar olarak çok farklı. Ayrıca eyalet kuralları da kendi içinde farklı. Yani eyaletler federal hukukun da dışında kendi hukuklarına sahip olduğu için onlar, o ayrıntıların bilinmesi ve bunların kişilere verilebilmesi o nedenle çok çok önemli. Fadik